Herkese merhaba. Tiyatrocu Barış Atay sabah saatlerinde gözaltına alındı. Biz de bu konuyu avukat Efkan Bolaç'la konuşacağız. Efkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efkan Bey sizin de görüşme fırsatınız oldu. Barış Atay saat kaçta alındı? Saat 6 gibi evine gelen polislerce atmış olduğu bir tweet sebebiyle hakkında gözaltı kararı olduğunu söyleyerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldü. Söz konusu tweette Yusuf Yerkel'in özür diliyorum tweetinden sonra atmış olduğu bir tweetti. Yani özür dilemenin yetmeyeceğini, yapılan işlemin yargılamayı gerektirecek bir durum olduğunu ve bu sebeple yargılanacaksınız diye bir tweet atmıştı ve yargılanan bu adamı özür diledi diye affedenleri de unutmayacağım diye bir tweet atmıştı. Arkasından da dün Ahmet Hakan'ın bir yazısı çıktı. Zannedersem o yazıyla birlikte de daha görünür hale geldi o tweet. Birdenbire yargılanacaksınız demek halkı kin ve düşmanlığa tahrik olarak algılandı. Ve savcılık tarafından bir gözaltı kararı çıkartıldı. Yani yargılanacaksınız demenin neresi bir suç, neresi bir gözaltı sebebi onu bilmiyoruz. Peki bu söylendi mi? Bilemiyorum yani. Artık. O hal kapsamında Türkiye'de her şey olabilir diyorum. Peki yani şunu, her türlü karar da verilebilir yani. Evet, şunu net olarak söyleyebiliyor muyuz? Daha önceden de Barış Atay iki kez gözaltına alınmıştı. Evet. Somut olarak... Birincisi Yusuf Yerkel, yine Yusuf Yerkel'in şikayetiyle açılmış bir dava vardı. Onunla ilgili olarak adresine tebligat yapılamaması sebebiyle ifade vermek üzere bir gözaltısı oldu. Bir RETEK'le ilgili olarak RETEK'in sözcüsü olan kişiyle sesinin benzerliği dolayısıyla bir gözaltı olmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 gün gözaltında kalmıştı. Böyle bir gözaltı süreci yaşamıştı daha önce Barış. Evet, yani bugünkü gözaltı somut olarak kesin kez bu tweetle alakalıdır diyebiliyorum. Evet, o tweetle alakalı. Peki kendisiyle de görüşme fırsatınız oldu sanırım. Kendisi ne düşünüyor? Ben şimdi yani görüşeceğim. Özellikle... Arkadaşlarımız görüştü. Kendisinin morali iyi, herhangi bir sorunu yok. Kendisi şu anda sıkıntılı şey olarak yani attığı tweetin sıkıntılı bir tweet olduğunu düşünmüyor. Yani muhtemelen de bu tweet'i savunacaktır. İnsanların bu konuda elbette bir ifade özgürlüğü vardır. İnsanları kalkıp da tehdit etmeden yargıya havale etmenin suç oluşturacak bir tarafı yok. Peki kaçta yani, savcılığa çıkartılacak? Ona dair bir bilgi var mıdır? Saat 3-4 gibi savcılığa çıkartılacağı söyleniyor ama bu konuyla ilgili de bir şey söyleyemiyorum. Çünkü daha önce Cumhuriyet.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven'le ilgili olarak da benzeri bir işlem yapılmış. 3-4 gibi onda da savcılığa çıkartılacak demişti. Arkasından 7 gün gözaltı süresi uzatılmış ve tutuklanmıştı. Bu sebeple adliyeye çıkartılmadan bir şey demek zor. Peki siz 2 gün önce attı tweet'i Barış Atay. Evet, böyle evet. Bir durum bekliyor muydu? Yani çünkü daha önceden de böyle gözaltı oldu. Böyle bir durumla ilgili olarak konuştuk kendisiyle ama ben böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyordum. Ama kendi Barış haklı çıktı. Kendisi düşünüyordu. Yani böyle bir şey yani saçma sapan bir şey olabilir diye beni aramıştı. Ben de yok. Çünkü öyle bir şey olamaz. Çünkü attığın tweet'te bir suç duyurusu gibi düşün. İnsanlara herhangi birisi hakkında bir suç duyurusunda bulunabilirsin. Evet ama bu suç duyurusunun içeriğinin doğru olup olmadığını veya yargılanmayı gerektirip gerektirmediğini savcılık karar verir. Öyle düşün demiştin. Ya ben beklemiyordum açıkçası. Ama Türk yargısı beni şaşırtmaya devam ediyor. Evet. Peki Efkan Bey, sizi yolcu etmeden önce son kez soralım. Öğleden sonra savcılığa çıkartılması bekleniyor Barış Atay'ın. Evet. Bu tweet'i hakkında, şimdi özetle her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye ve insana yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz diye yazdı. Sonrasında da belirttiğiniz gibi Ahmet Hakan bir köşe yazısı yazdı ve lütfen bu adam adını bildiriniz yazısını yazdı Hürriyet gazetesinde. Buradan nasıl bir suç çıkartılabilir? Siz neyle karşılaştınız? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik diye bir suç çıkartmışlar. Yani ben anlamadım burada kime karşı doldurmuş, kime karşı tahrik etmiş bilmiyorum. Yani bir olayla ilgili olarak Yusuf Yerkel yargılanacak demek ne zaman suç olmuş onu da bilmiyorum.
Ya ben de tweet attım Yusuf Yerkel yargılanacak, yargılanması gerekiyor diye. Çünkü onun attığı tekmenin bu ülkenin vicdanına atıldığını düşünüyorum. Ben de bu adamın özür dilemesinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Özür dilemek bir yargıdan bağışıklık getirmiyor. Evet. Yani bu anlamda bakıldığında ben de Yusuf Yerkel'in yargılanması gerektiğini düşünenlerden. Evet. Peki çok teşekkürler Efkan Bolaç. Rica ederim. Çok sağ olun. Medyascope TV izleyenleri, tiyatrocu Barış Atay attığı tweet sebebiyle, avukat Efkan Bolaç'tan da öğrendiğimiz üzere attığı tweet sebebiyle gözaltına alındı. Öğleden sonra savcılığa çıkartılması bekleniyor. Biz de bu konuyu Efkan Bolaç'la değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.